Grafik reddosuyla karşınızdayız. Cumhur Örnek'le beraber enflasyonu sabah saatlerinden itibaren konuşuyoruz ama Türkiye'deki enflasyonu yurt dışında da gündem oldukça yoğun. Evet, enflasyonlarla başladık. İstihdamla devam edip herhalde kredi derecelenme konusunda biteceğiz. Hadi oradan başlayalım. Peki, hemen gidelim grafiğin başına ve ilk hesapta gıda diyeceğiz. Çünkü bugün açıklanan enflasyon rakamlarında Avrupa'daki enflasyon beklentileriyle başladık. Şimdi o cepheye bakıldığında enflasyon beklentilerinin özellikle daha üzerinde, beklentinin üzerinde geldiğini söyleyebiliriz. Avrupa bölgesinde yüzde beyazla gördüğümüz %1.7'lik bir enflasyon rakamı açıklandı. Çekirdek enflasyon %1.2 seviyesindeydi ve tüm bunlarla beraber de aslında piyasanın sorguladığı şey son dönemde biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz aylarda negatif bölgeye geçen bir Almanya faizi vardı. Sıfırın altına gelmişti. Almanya'da 10 yıllık faiz tekrar yukarı doğru evrilmeye başladı. Önümüzdeki süreçte Avrupa'daki enflasyon beklentileri ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerinin aksine bir miktar daha iyimser olursa birçok analist de bugün Bloomberg Terminal'de de en çok okunan haberlerin arasında vardı. Avrupa Merkez Bankası'nın bu güvercin tutumunun biraz yumuşayabileceğine dair beklentiler. Ama gün sonunda her ne kadar resesyon, büyüme endişeleriyle beraber Avrupa ekonomisinde PMI'ların zayıfına dikkat çeksek de yavaş yavaş sanki bu dipten toparlayan enflasyon göstergeleri de karşımıza çıkıyor. Öğlen 12'de gelen rakamlar da böyleydi. Güzel. Ben biraz ona ilave yapmak istiyorum. Esasında Draghi keşke her şeyi yapmış olsaydı bu enflasyon raporu için iyi bir şeyler diyebilseydik ama gözüküyor ki biraz Paskalya tatilinin vermiş olduğu etki ve hizmetler tarafındaki artış o rakamlara sebep olmuş. Hı hı. Bakalım Mayıs'ta aynı şekilde kalmayacak diye düşünülüyor. Dönelim bizim tarafta en çok konuştuğumuz konu sabahtan bu yana evet çekirdek enflasyonda aşağıya geliş var. Manşet enflasyon beklendiği gibi %20'nin üzerine çıkmadı. Ancak diğer taraftan sepet içerisinde oldukça yüksek ağırlığa sahip olan %23'lük bir rakama sahip olan gıda tarafında endeksin yayınlandığı tarihten bu yana gelen en yüksek fiyat artışına geldik. Yıllık bazda baktığımızda %31'lik bir değer artışı söz konusu. Dolayısıyla gıda zincirinin içerisinde yem mazottan başlayıp sofraya gelene kadar oluşan bu 2019'un ilk dönemindeki fiyat artışı anlaşılan o ki manşet tarafı da %20'ler tarafında çakılı kalmasına Merkez Bankası'nın PPK metninde de bundaki yukarı riskleri vurgulamaya itmişti. Diğer taraftan FAO tarafından yayınlanan Dünya Gıda Fiyatları Endeksine baktığımızda da aynı şekilde bir artışı şu aşamada görmüyoruz. Bizim tarafta kaldığımız ölçüde buradaki ayrışma manşet tarafı gerçekten olumsuz etkilemiş durumda. Ve bundan sonra evet çekirdek enflasyonda aşağıya geliş söz konusu. Türk lirasının değer kaybı ya da petrol fiyatındaki artışlar artık bundan sonra gıda ile birlikte önümüzdeki yaz döneminin en çok belirleyici konusu olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla enflasyon dediğimiz zaman bundan en çok koruma enstrümanlarından bir tanesi altın ve petrol belirleyici unsurlardan. Altında bu hafta gelen bir rapor vardı. Oradaki detaylar neydi Güzel? Evet, Altın Konseyi raporu, Dünya Altın Konseyi'nin raporu. Önümüzdeki hafta çarşamba günde yine programa konuk olacaklar ve detaylarını kendilerinden alacağız ama özellikle Altın Konseyi'nin öne çıkardığı nokta merkez bankalarının altın alımlarını son dönemlerde arttırdığı. Altın alımlarında özellikle Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkeler öne çıkıyor. Biliyorsunuz biz de bu hafta Merkez Bankası'nın altın swap işlemlerine başladığını konuşmuştuk. Cumhur'la beraber detaylı bir şekilde konuştuk ve özellikle hem birçok piyasa oyuncusu hem de Cumhur örneğin vurguladığı gibi Türkiye özelinde son dönemlerde zaten Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ve altın rezervleri diye baktığımızda altında bir artış vardı. Altın swap işlemleriyle beraber önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın bu IMF tanımlı kullanılabilir rezervlerini de yine artırması bekleniyor. Ama sadece Türkiye değil Hindistan, Çin, Rusya, Kazakistan gibi ülkelerde benzer şekilde bu trende katılmışlar. Grafikte ise turuncuyla gördüğümüz burada altın alımlarını yine gösteriyor. Turuncu olanlar aslında net bir şekilde diğer çeyrekler, mavi olan ise sadece birinci çeyrekleri gösteriyor. Her yıl resmedilmiş bu grafikte ve her yılın ilk çeyreğindeki altın alımları mavi ile gördüğümüz tutun 145 ton 2019'un ilk çeyreğinde 145 tonluk altın alımı yapan bu ülkeler 2013'ten beri gördüğümüz en yüksek altın alımını yapmışlar. Gerçekten son 6 yılın en sert altın talebi olmuş. Dünya Altın Konseyi raporuna göre merkez bankalarının aldığı altınlar bu yılın ilk çeyreğinde. Bununla beraber petrol fiyatlarına da biraz bakalım. Çünkü o tarafta da dışarıda belki bir yandan biz aslında
doların güçlenmesi, önümüzdeki dönemlere dair enflasyon beklentilerinin nereye evrileceğiyle altın fiyatlarını öngörmeye çalışıyoruz. Merkez bankaları da kendi rezervini bu anlamda güçlendiriyor. Ama emtia cephesinde petrol fiyatlarının nereye gideceği de bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler için önemli. Ve şimdilik trend kısa vadede, şu son bir ay içerisinde trend Türkiye gibi enerjiyi ithal eden ülkelerin lehine gelişiyor. Çünkü fiyatlarda aslında hızlı bir şekilde yavaş yavaş 67-68 dolarlardan tekrar yeniden aşağı doğru geri çekildiğinin 60 dolara doğru bir yakınsama olduğunu görüyoruz. Şu an 61.7 dolarda. Fiyatların düşüğüyle ilgili arz endişelerinin azalması, öte yandan son dönemlerde yine Venezuela, Libya gibi ülkelere dair, önümüzdeki süreçlere dair üretimine dair beklentilerdeki üretimi kısmalarına dair beklentilerdeki endişeler azalıyor. Öte yandan yine Amerika tarafında stokların arttığını biliyoruz. Petrol stoklarının ve tabii ki Trump'ın da ABD Başkanı Trump'ın da yüksek petrol fiyatını istemediği açıkça ortada, sosyal medyadan sürekli mesajlarıyla paylaşıyor. Hal böyle olunca gelen petrol fiyatlarında bundan sonraki seviyelerde 200 günlük ortalama önemli olacak. Çünkü yeşille gördüğümüz 200 günlük ortalama 60.9, yaklaşık 60 dolarlardaki seviye var. O aşağı yönlü kırılırsa hemen aşağıda 100 günlük ortalamayı görüyoruz. Orası da 55.9 seviyesinde. Teknik olarak bu bölgeler önümüzdeki süreçte petrol fiyatları düşerse takip edilecek alanlar olacak. Şimdi geçelim buradan emtiyadan biraz daha gelişen ülkelerdeki genel algıya ve sıcak paraya, sermaye akışına. Tahvilleri çok konuştuk bu hafta. Cumhur hem Türk tahvillerini hem de yurt dışındaki tahvilleri, ama belki de lokal cins ve döviz cinsi diye de ayırmak gerekiyor. Şimdi en çok vurguladığımız konulardan bir tanesi Güzem, seninle 9 trilyon dolarlık eksi faize park etmiş bir para var. Dolayısıyla bunlar da getiri arayışı içerisinde. Genellikle gelişmekte olan piyasalar içerisinde görmüş olduğumuz lokal para cinsinden ya da reel para cinsinden yatırımlardan ziyade oyunun adı 2019'un ilk 4 ayında döviz cinsinden, yani dolar cinsinden ya da euro cinsinden olan tahvillere olan ilgiydi. Bütün gelişmekte olan piyasalar adına, Türkiye'yi bir kenara bırakırsak şu aşamada, gelişmekte olan piyasaların döviz cinsi tahvillerinde 2019'un başından bugüne doğru getirdiğimizde sermaye getirisi olarak maviyle göstermiş olduğumuz, kademe kademe o getiri arayışı arayan yatırımcıların %6'lık bir değer kazancı sağladığını görüyoruz. Diğer taraftan beyazla göstermiş olduğumuz gelişmekte olan para birimleri, ülkelerin kendi para birimi cinsinden yapmış oldukları borçlanmalardaki tahvillerin getirisine baktığımız zaman aradaki makasın açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar bu noktada gelişmekte olan ülkelerin risklerini kendi para birimlerinin, yerel para birimi cinsinden değil de kendi yatırım yapmış oldukları hard currency dediğimiz dolardan, eurodan yana kullanmışlar gibi gözüküyor. Ama hal böyle olunca ve makas %6 ve %2 gibi ciddi bir şekilde açılınca, acaba bundan sonra bu şekilde devam edecek mi, etmeyecek mi soruları karşımıza çıkıyor. Türkiye özelinde bu tabloyu özetlersek maalesef hem yerel para birimi cinsinden, işte 2 yıllık tahvilimiz %24 seviyesine doğru yaklaştı. Geçtiğimiz haftada 10 yıllık euro bondumuz %8.10 gibi bir rakamdan işlem gördü. Ama gelişmekte olan piyasalar için aynı olumsuzluktan bahsedemiyoruz. Bir sonraki grafiğe geçecek olursak eğer, peki yatırımcılar bu aradaki makasın kapanıp kapanmayacağı ile ilgili pozisyon alıyor mu diye sorduğumuzda, rakamlar bize bu konuyla ilgili olarak JP Morgan'ın ETF'i, yerel para birimi cinsinden yatırım yapan ETF'in nakit akış giriş çıkışlarına baktığımız zaman son 15-16 haftadır bu fona giriş var. Dolayısıyla yatırımcılar bir miktar bu aradaki makasın kapanmasını bekliyorlar gibi gözüküyor. Gelişmekte olan piyasaların tamamına yatırım yapan bu JP Morgan'ın fonu üzerinden. Son gelen rakama baktığımız zaman özellikle 26 Nisan tarihi itibariyle 340 milyon dolarlık bir yatırım girişi olduğu gözüküyor geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla biz dün itibariyle değil ama bugün menkul kıymet istatistiklerini göreceğiz. Devlet tahvili hazine bonusu tarafında yılbaşından bu yana 1,5 milyar dolarlık bizden çıkış vardı. Dolayısıyla bu çıkan para diğer tarafta kendine bir getiri arayışı var. Ki bu cepheden değerlendirecek olursak eğer, Türkiye'deki olumsuz ayrışma devam ediyor. Tabi bu fiyatlamaları önemli bir kısmı da öğleden sonra 15.30'da gelecek olan veriyle tabi daha da şekillenecek.
1 Mayıs tatili olduğu için Cuma geliyor. Normalde Perşembe geliyordu veri seti. Şimdi dönelim buradan. Bugün yine açıklanacak önemli bir veri setin Amerika'dan gelecek olan rakamlar. Tarım içi istihdamla başlayacağız. Hemen akabinde tabii ki saatli kazançlar ve tarım içi istihdamdan bahsedeceğiz ama verimlilik de önemli. Onun için Cuma sözü vereceğim. Şimdi bugün açıklanacak istihdam verilerince Nisan ayına dair rakamlarda beklentiler 190 bin gibi bir manşet tarım içi istihdam açıklanması yönünde. Önceki rakam 196 bin seviyesindeydi. Yani son rakam Mart'taki rakam 196 binde. Bu seferki beklenti 190 bin sınırlı da olsa Nisan ayında Mart'a göre geri çekilme azalması bekleniyor. İşsizlik rakamında değişiklik beklenmiyor. Önceki ayla aynı %3.8. Ortalama saatlik kazançlar yine en son %3.2 gelmişti. Beklenti 0.1 puanlık bir artması 3.2'den 3.3 seviyesine. Ve tarım dışı verimlilikte 3.6 seviyesinde gelmişti. %3.6. Şimdi bu tabloya baktığımızda aslında çok öğretil gibi gözükse de belki daha fazla odaklanmamız gereken konu Cumhur'un burada belirttiği beyaz çizgiler var bu grafikte. Bu beyaz çizgiler yıllık tarım içi istihdam ortalamasını gösteriyor. Turuncular her ay gelen tarım içi istihdam rakamları ve aslında son döneme doğru şöyle grafiğin sonuna doğru bakacak olursak net bir şekilde bize şunu gösteriyor. En son 2018'den 2019'a geçerken yıllık ortalama bir miktar azalmış gibi ama hali hazırda ABD'nin istihdama ilişkinde aslında çok büyük bir endişesi de yok. Yani Cumhur orada da uygunluğa ulaştık ama verimlilik, fiyatlar, yine saatlik kazançlar enflasyon tarafında ön plana çıkacak şüphesiz. Şimdi bizdeki durumun tam aksi. Oradaki istihdam, tüketici güveni böyle devam ediyor, iş yaratıyor ama bir türlü enflasyon gelmiyor. Bu konuyla ilgili olarak en son artık başvurulacak yer verimliliğe gitti. Yani şirketler bu konuda istihdam sağlıyorlar. Maaş artışları da belli ölçülerde enflasyonun üzerinde ama artan verimlilikte şirket karlılıkları devam ettiği için fiyatlara yansımadığı konuşuluyor. Bu konuyla ilgili olan veri dün gelen tarım dışı verimlilik tarafında baktığımızda maviyle gösterdiğimiz grafiğin üst tarafında yer alan çeyreksel bazda yükseliş %3.6'ya işaret ediyor. Yıldan yıla baktığımızda da yine verinin enflasyonun üzerinde bir %2'nin üzerinde bir artış gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aşağı tarafa geldiğimizde tam tersi maviyle gösterdiğimiz burada maaş artışları ve 2019'un başında Powell'u da şaşırtan bir şekilde aşağıya gelen çekirdek enflasyon. Dolayısıyla bu ikisini üst üste koyduğumuzda yatırımcılar, analistler, ekonomistler üst taraftaki yer alan grafikte artan verimlilikle maaş artışlarının enflasyona neden yansımadığını bu şekilde tartışmaya başladılar. Çok teşekkür ediyoruz Cumhur örneği aktardıkları için. Grafik düellosunun sonuna geldik. Kısa bir ara verelim. Aranın hemen arkasından özellikle içeride yine gıda fiyatlarını konuşacağız. Dışarıda da petrol fiyatlarını konuşmaya devam edeceğiz.